O dönemin medyası irtica bir numaralı tehdit olduğu için birdenbire televizyonda senaryolar üretti. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar sanki camdan dışarı baktıklarında normal bir sokak görüyorlar. Ama televizyonu seyrettiklerinde, televizyonda onların hayat tarzlarını ellerinden almaya gelen vahşi insanlar var gibi bir algıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Kafaları karışıyordu. Ve medya maalesef o dönem, o 28 Şubat sürecinde çok büyük rol oynadı. Ne değişti? Hani kumandaya basmadan evvelki Türkiye ile bugün arasında ne değişti? Çok şeyler değişti. Benim yaşımda olanların inanamayacağı kadar çok şeyler değişti. Başörtüsü yasağı üzerinden 28 Şubat'ın görünür bir örneği olduğu için anlattım ama mesele başörtüsü meselesi değildi. Ama anneannemin yaşadığı, annemin yaşadığı, mesleğine veda ettirildiği bu sebeple benim neslimin yaşadığı ve kızımın yaşadığı başörtüsü ayrımcılığı ortadan kalkmıştı. Ama sadece benim için değil, Kürt kardeşim için de önceden yaşadığı ayrımcılık ortadan kalkmıştı. Alevi kardeşim için de, Ermenisi için de bizi biz yapan değer olarak saydığımız, beraber yaşadığımız topraklarda değer ve zenginlik olarak saydığımız bütün özellikleri taşıyan kardeşlerimiz için de ayrımcılıklar ortadan kalkmıştı. Vakit bitti diyor, bana işaret ediyorlar. Ne değişmişti? Değişen şuydu. O vatandaşa tepeden bakan, onu ezilecek bir böcek gibi gören, 80'de 28 Şubat'ta yaptığı gibi birkaçını hapiste çürütüveren, hayatına hiçbir kıymet vermeyen, tepeden bakan devlet anlayışı ortadan kaybolmuştu. Onun yerine vatandaşına, millete hizmet için bunu hakka hizmet olarak gören, gece gündüz çalışmayı şeref sayan bir anlayış gelmişti. Çünkü Türkiye'nin başında dünya beşten büyüktür deyip sadece kendi ülkesinin değil, sadece ümmetin değil, bütün dünya mazlumlarının derdiyle dertlenen bir lider vardı. Çünkü Türkiye artık darbelerin yapıldığı ve darbecilerin güç sahibi olduğu bir Türkiye değildi. Çünkü Türkiye aynı Kıbrıs'taki kardeşlerimin de olduğu gibi 15 Temmuz'da da darbeye dur demeyi göstermişti.